Ubisoft ile yerelleştirme mevzusunu konuştun mu? İletirsen güzel olur. Ha, eyvallah. İsmail, onu unuttum ben ya. Dur. Dur bir dakika. Onu ben unuttum ya. Eyvallah. Dur bir dakika dur. Ha. Alo. Abi bizim chatte İbrahim var. İsmail var, çok pardon, İbrahim spam yapan. İsmail şeyi soruyor. Türkçe oyunların yerelleştirmesini nasıl yaptınız diye soruyor. Ne diyeyim? Aha. Tamam. Tamam abi, okey, tamam. Tamam, okey. İletiyorum ben abi. Tamam. Tamamdır. Öptüm. Hadi bakalım. Konuştum Ubisoft'la. Sizin diyor Cumhurbaşkanınız bizi boykot etti diyor. Tam diyor çıkaracaktık diyor. Baştan ayağa böyle full yani tek tuşla her şeyi Türkçe yapacaktık diyor. O sırada laps boykot geldi diyor. Ives Bey'le konuştum aynen. Ives Gilliam'la konuştum. Ives Gilliam diyor ki tam diyor ben diyor size her şeyin Türkçesini Türkçe, Lazca, Kürtçe, Abazca full komple paket getirecektim diyor. Ama diyor o sırada laps diye boykot gelince diyor iptal ettik biz o işi diyor. İsmail. Kusura bakma. Yok ya şaka bir yana. Çok soruyorlar bana onu anlatıyorum hep. Yani ben oyunların Türkçe yerelleştirilmesi için aslında her şeyden önce birazcık ben de çeviri yapmayı sevdiğim için ve de çeviri yaparken dilcileri de istihdam edebiliyorsun ya dilcilere de istihdam sağlayabilmek için filan. Türkçe yerelleştirme konusunu birazcık ciddiye alıyorum. Soruyorum bir sürü oyun şirketine. Ama ya arkadaşlar Türkiye'de büyük oyunlar çok az satıyor be. Çok az satıyor. Yani tabii şöyle bir şey var. Siz de haklı olarak diyeceksiniz ki niye işte Cyberpunk'ta Türkçe altyazı var o zaman diye. Çünkü CD Projekt Red 8 senede bir tane oyun yapıyor. Yani şimdi o adam için buradan 10 lira da kazansa o ona bir para yani anladınız mı? Ama Ubisoft gibi şirketler kaliteli iş yaptığı için demiyorum yani işinden bağımsız. Şöyle bir durumu var onun yani. Adam İşte mesela Netflix'le anlaşmış. Assassin's Creed dizisi çıkartıyor artık. Yani McDonald's'a oyuncak mı çıkartsın? Reebok'a ayakkabı mı çıkartsın? Onu gördünüz mü? Bir de Reebok'la ayakkabı çıkarıyorlarmış. Ya inşallah Reebok'la ayakkabıyı çıkarırsın da inşallah oyunu da iyi çıkarırsınız ha. Reebok Assassin's Creed. Reebok. Ha. Ya işte yeterince cool gözükmüyor arkasında bir de Kanye West Power açmam lazım. Çünkü burası Facebook burada müzik çalabiliyoruz. Efendilerimiz burada bize kızmıyor. Yetmedi mi? Yeterince cool değil mi? O zaman alın. Satın alın ha. Hadi satın alın. Bu nasıl Valhalla lan? Cyberpunk bu. Ya
bu nasıl bir iş arkadaş ya? Yani çorap gözüksün diye kısa paçalı giydirmişsin. Mekanda sen zaten ulan Watch Dogs. Bunlar acaba Ya çok kusura bakmayın arkadaş da yani gerçekten Assassin's Creed çorabı çıkartıyoruz da falan uğraşıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi ez cümlesini toparlayayım. Ubisoft'un Türkçe çeviriye ayıracak parası var mı? Valla bu akşam bizim evde terör var. Kırçıl sürekli Ceren'e bulaşıyor. Ceren de sinirli bu akşam. Neyse şunu söyleyecektim. Neyse ne demekse. Şunu söylemek istiyorum. Yani Ubisoft'un çeviri yapacak parası var mı? Allah'a şükür var. Yani çorapla, armutla uğraşacağına iş yap, değil mi? Ama yani ya ben size bu işi şöyle söyleyeyim. Belki birazcık daha iş dünyasına yakın arkadaşlar daha rahat anlayacaktır. Şimdi Türkiye'deki bizim gibi influencerlarla muhatap olan bir abimiz var. Ubisoft'un public relations yani halkla ilişkiler. Anladınız mı? Hani işte Sony'nin halkla ilişkileri vardır. Blizzard'ın halkla ilişkileri vardır. Ubisoft'un halkla ilişkileri vardır. Bunlar bizlerle iletişime geçerler. Hani mail atılması, şu bu falan gibi işlerde. Yani mesela bizimle ilgilenen abinin title'ı da Export Market. MENA bölgesi falan değil bak dikkat edin. Yani biraz da iş hayatından anlayanlar şey bilir yani anladın mı? Amerika bölgesi, Uzak Asya bölgesi, Avrupa bölgesi ve MENA bölgesi diye dünya dörde ayrılır. Mesela biz MENA bölgesinde değiliz Türkiye olarak. Export pazarlardayız. Yani export pazar şey demek. Hani ve diğerleri. Seçenekler vardır bir de the other vardır ya anladınız mı? Hani other'a basıp boşluğu siz doldurun var ya. Biz oralardayız. O yüzden. Yalan olmasın yani. Yani ben şunu açık açık hissediyorum. Sağ olsunlar kod mod gönderiyorlar böyle ilgileniyorlar falan ama hani adam bize çeviri yapacağına 5 koli daha çorap gönderir. Ha, öyleyiz yani. Bu yıl böyle gidersek yakında PlayStation Türkiye'de kalkacak gidecek zaten. Yani şunu da söyleyeyim size. Bizim de insanımızın şöyle bir huyu var yani. Şimdi yani kimseye hesap sormak için söylemiyorum. Bu pazarın dinamikleri böyle. Ne yazık ki biraz vurduğunun karşılığını alamadığım bir şey. Şimdi Ubisoft Türkiye'nin 16 bin takipçisi var değil mi? 16 bin takipçisi varmış. Valla ben size söyleyeyim. Mesela Assassin's Creed Valhalla pre-order'da 5000 görmemiştir. Yani işte şeyiz biraz. Çok sesimiz çıkıyor bizim Türkler olarak da. İş elini cebe atmaya geldiği zaman ekonomik olarak sıkıntıda bu ülke. Bunu tekrar hatırlıyorum. Yani böyle bir ülkede millet öyle rahat rahat parasını harcayamıyor. Yani şu an mesela şöyle bir şey sorayım size hatta oradan hesap edelim. Yani pre-order huyunuz ne kadar var sizin yani? Pre-order huyu mesela bizim ülkede var hala biraz ama çok büyük değil öyle. Yani yurt dışındaysa adam daha sinematiği gördüğü anda ekran 60 doları fırlatıp oyunu alıyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Kafayı şöyle canlandırın. Hani biraz daha belki bu tarz soruları merak ediyorsunuz diye ben de ciddiye aldım anlatıyorum. İnşallah taşak geçmiyorsunuzdur bende de. Neyse. Yani şunu canlandırın kafanızda. Türkiye'deki oyunlar 60 TL olsaydı. Bak ciddi düşün. 60 TL olsaydı Türkiye'deki oyunlar. Oyunlar 60 TL olsaydı adam daha oyunu gördüğü anda siz de başlardınız ha. Ulan fragmanı beğendim. Laps 60 TL yapıştırdınız yani. Ama bizde oyun 500 TL olduğu için adam etinden et kopuyor zaten oyun olana kadar. Haliyle bizim pazarda bir şey satmak da kolay değil yani. Öyle düşünün yani. 60 TL olsa bak hakikaten düşünmeden alırsın. Hani mesela ben bakıyorum burada bir oyun 40 TL al bakalım neymiş bu neymiş diye laps diye alıyorum ya. Yani Steam'deki indie oyunlar fiyatına koca oyunları görsen ekrana para atarsın. Hani 60 TL de tamam. Mesela şöyle düşünün 120 TL olsa. 120 TL. Ama şu, yani şimdi bak 120 TL deyince böyle bir ha bir dakika. Şimdi psikolojik bariyer 100 TL'ye geçiyorsun tamam mı? 100 TL'yi geçtiğin zaman bir durursun. Ama şöyle söyleyeyim sana işte Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk,
İşte ne bileyim, ne geliyor bu aralar başka büyük? PlayStation oyunlarını da oradan düşün. Mesela God of War 2 şu an pre-order'a açılsa ve 120 TL olsa atarsın ekranı paraya. Para işte man, ekrana parayı atarsın yani. Anladınız mı? Yani böyle bir çizgi var insanların psikolojilerinde. 120 TL olabilir, 180 TL olabilir, 200 TL olabilir, 50 TL olabilir, fark etmez. Şu an yurt dışındaki tüketici için 60 TL indirim, 60 dolar indirimde de 40 dolar. Adam için şey bir para değil böyle. Vay öldüm bittim bir para değil yani böyle herif. Bizde çünkü böyle şu an oyun 500 TL'den çıkınca şey oluyorsun böyle yani. Kendine güvenmediğin için o şeyi de alamıyorsun. Haliyle bizim ülkeye yatırım yapmak çok makul bir şey de değil. Yani ülkedeki adamın hevesi var da durumu yok. Yoksa ilgisiz değil millet. Mesela işte demin dedim ya size Ubisoft hesabını 16 bin kişi takip ediyor. 16 bin kişi Assassin's Creed Valhalla'yı pre-order etmemiştir. Arkadaşlar bizim hanım sinirli şimdi, kediye kızdırdım. Bana da diyor ki suyu takar mısın damacanaya diyor. Ben gidip su takacağım damacanaya. Niye insanlara beni deli gibi gösteriyorsun? Deli gibi değilsin Altı aşkım. üstü bir ara şu suyu. Diyeceğim şu yani işte dışarıya mesela biz anlatırken Türkiye diyoruz ki yani oyun şirketinin gözüyle düşünün. Türkiye tarafında adam bakıyor diyor ki lan diyor 80 milyon nüfus var diyor. İşte sonra araştırıyor. PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. PUBG Mobile. 20 milyon oyuncusu var Türkiye'de mesela PUBG Mobile'in. Tamam mı? Yani şimdi PUBG Mobile'in de 20 milyon oynandığı bir pazara diyor ki ulan diyor PUBG Mobile 20 milyon oynanıyor bu ülkede diyor. Ben de diyor gireyim buraya Assassin's Creed Valhalla'mla. 20 milyon olmasın ya. 2 milyon satarım ya diyor. 2 milyon olmasın lan diyor. 200 bin satayım diyor. 200 bin olmasın lan 20 bin. O da çok az oldu filan diyor. Zaten 20 bin satıyor muhtemelen. Bizim ülkede oyun satışları çok çok düşük. Yani bazı oyunlardan aldığımız sayılara bakıyoruz. Yani bu işi düzenli yapan bağımsız geliştirici bile Türkiye'deki satışları radarına almıyor. Ha, onu da oraya koyarsın aşkito. Gerçekten seni keseceğim. Bununla keseceğim seni dedim. Onu da öyle oraya koyarsın aşkito. Mesela şimdi isim vermeyeyim. Ama diyelim ki işte şey olsun. Kılıçla oyun yapan şirket olsun, tamam mı? Diyelim ki Kılıçla oyun yapıyor. 8 yılda Kılıçla oyun yapan şirket var diyelim ki. Olsa öyle bir şirket. Şu an isim bilmiyorum kim. Ama mesela onların bile satışının %10'u %15'i Türk pazarı. Haliyle adam bir noktada diyor ki yani hadi abi o zaman giderim Danimarkalı'ya satarım yani en azından küfürlü e-mail yazmazlar, küfürlü yorum yazmazlar forumlarıma diyor. Yani hem gürültülüyüz hem fakiriz. Bu da bizim suçumuz değil. Bence açıkçası politik bir süreç bu. Siyasi bir şey yani bu. Yine konu buraya geliyor ne yazık ki ama. Şu an bizim ülkecek içinde bulunduğumuz durum bu. Realite bu. O yüzden haberiniz olsun yani. Ha ama şimdi bazıları yapıyor bu işi. Mesela kimler yapıyor? Şöyle. Abone sayısı üzerinden uzun vadede para kazanacak olan yapılar. Örnek veriyorum Amazon Prime'lar. Örnek veriyorum aslında mesela Steam. Steam'in platformu muhtemelen kullanıcı başına çok daha kıymetli. İş modeliyle alakalı bir şey. Şeyde de bunu çok gördüm mesela işte. PlayStation neden Türkiye özel indirim yapmıyor deniliyor. Ben de biliyorsunuz şunu söylüyorum. Yapabilir. Hatta yapmazsa bu işin devamı gelmez. Ya yani bu işin sonu kötü olur diyorum. Öte yandan işte hep şey söylüyorum. PlayStation gibi şeyler fiziksel kopya satmak zorunda. Lojistiğe, depoya, rafa girmek zorundalar. Onun yerine dijital dağıtımcının bu tarz sıkıntıları yok. Dijital dağıtımcı çünkü şeyi de yapıyor. Ya mesela örnek vereyim şimdi dur düşünelim. Şunu düşünün. Dur. Güzel bir örnek bulmaya çalışacağım. Anlayacaksınız siz de şu anda. Indirimlerinde göre göre Steam indirimlerinde göre göre herkesin satın aldığı bazı oyunlar var. Düşünün şimdi. Mesela böyle her Steam indiriminde indirime giren artık bir noktadan sonra tamam ben de alayım falan. Mesela benim aklıma Just Cause geliyor mesela. Just Cause 2, Just Cause 3. Böyle her Steam indiriminde indirimde herif tamam mı? Her şeyde başta çıkıyor falan. Dying Light mesela. Hele de Türkçeleştikten sonra ben bizim ülkede çok iyi sattığına inanıyorum Dying Light'ın. Bunlar filan.
İşte atıyorum Payday muhtemelen çok sattı bizim ülkede yine. Anladınız mı? Böyle bu tarz oyunları düşünün. Yani artık Steam indiriminde göre göre, her yerde göre göre lanet olsun ben de alayım. Tamam alıyorum. PlayerUnknown's Battlegrounds mesela. Witcher. ETS. Darkest Dungeon belki. Metro oyunları mesela. Metro oyunları. Ha bire indirimde, ha bire indirimde artık yani. Birine sistemi yetmesi daha eskisine yetiyor. Zaten her şey karanlık. Ne oynadığını da anlamıyorsun falan. Yani şimdi Steam mesela öyle bir platform oluşturuyor ki kendisine. Şunu düşünün işte. Yani premium oyun çıkartmak diye bir şey var. Ne demek premium oyun? İşte metal kutuda falan var ya böyle. Collector's Edition bile değil ama. Biliyor musunuz? Steelbox deniyor. Ben mesela asla satın aldığım bir şey değildir. Ama var ya öyle bir şey. Metal kutuda oyun böyle. Çelik kutuda. İşte böyle kabartmalı. Alıyorsun onu 600 TL'ye, içerisinde bir tane oyun var böyle üf, takıyorsun. 20 saat oynuyorsun, üf, bitiyor. Göt gibi kalıyorsun böyle falan. İşte bu böyle premium oyun satma işi var. Bir de örnek veriyorum. The Long Dark, Payday. Yani bunlar da kalitesiz oyunlar diye söylemiyorum. Sadece bu herif fiziksel kopyası bile yok bu oyunların yani. Şimdi adamın fiziksel kopya derdi yok. Steam'le de öyle bir anlaşıyor ki Steam, ya Just Cause mesela Türkiye'de 500 bin kişi belki almıştır. Bilmiyorum. Belki oynamadık bile yani. Ya 5-5-15 TL alayım şunu filan diyorsundur yani. Satan adam yayıncısı 7 TL kazanıyordur. Steam 7 TL kazanıyordur. 100 bin çarpı 7 bir paradır yani. Böyle hani onlar dibini sıyırıyorlar yani mekanın, anladınız mı? Şeyler öyle değil. İşte büyük oyun yapan ve büyük oyun satan şirketler öyle dibini sıyıramıyorlar o oyunlarla. Şimdi abonelik sistemleriyle onlar da dibini sıyırmaya kalkışacaklar. Mesela EA Play falan bence tam bir dibini sıyırma hareketi hani. Onu da almadın, bunu da almadın. Yani alayım hepsi içinde bulunsun falan. Öyle yani.